Ama bir ülkenin gündemi insanları bu kadar gerebilir, bu kadar yorabilir mi derseniz evet gerçekten de. Ancak Türkiye'de olabilecek şeyler bizi bu kadar yordu. İnanın gerçekten haberleri dahi okumak istemediğimiz dönemlerden geçiyoruz. Çünkü yorulduk, bıktık, usandık artık bu tür haberlerden. Eski dönemleri hatırlatmak istemiyorum ama eski dönem çok daha güzeldi. Yani bizim çocukluğumuzu düşünüyorum. Çocukluğumuzdaki dönemi daha çok özlüyorum. Şu anki siyasetle ilgisi olmayan bir konu. Gerçekten insanlarımızda da bir tuhaflık oluşmaya başladı. Eski dönemi gerçekten özlüyoruz ve yad ediyoruz. Hatta şöyle söylemek lazım. Bu gidişat da hoş bir gidişat değil. Şimdi diyeceksiniz dolar-TL ile konunun ne alakası var? Evet dolar-TL ile çok alakası yok gibi gözükse de biraz aslında kendi içimize dönmemiz ve artık bu tuhaflığı yenmemiz gerekiyor ya da aşmamız gerekiyor ki biz ekonomiye odaklanalım. Bakın ekonomiye odaklanmamak için bir sürü bahanemiz var şu anda. Bu bahanelerden en önemlisi de bir türlü yapmak istemedikleri bir konu var. Bu da hukuk. Hukuku bir türlü düzeltemediler. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi olarak geldiler. Adalet kalmadı, kalkınma kalmadı. Elimizde ne kaldı? Parti kaldı demektir. Yani parti kaldıysa eğleniyor olmamız lazım. Eğlenemediğimize göre demek ki parti de kalmamış. Yani şu anda 20 yılda yaşadıklarımızı düşündüğümüzde aslında çok trajikomik bir konuma geldiğimizi ifade etmek gerekir. Dolar TL 34 olmuş, 50 olmuş, 5 olmuş, 3 olmuş fark etmiyor. Bakın burada biz aslında ekonomiyi toparlamak istiyorsak baştan bir kendimize çeki düzen vermemiz lazım. İlk önce en baştan başlamamız lazım. Yani yere çöp atmaktan başlamamız lazım. Yani onu bir kere atmayarak başlamak lazım. Bir gömleği yanlış iliklediğimizde hep baştan sona kötü gittiğini gördük. Artık bir yerde bir düzelme olması lazım. Dolar TL'yi hepimiz merakla bekliyoruz değil mi? Ne olacak diye. Evet dolar yıl sonu 38 olacak. Yıl sonu 38'in üstü olur mu? Olabilme ihtimali var. Ama olabilmesini gerektirecek koşul yok. Yani o dönemde eğer bir kriz çıkarmazlarsa 38-40 aralığında oluruz yıl sonunda. 38'e bu hızla giderse olur mu diyeceksiniz. Yani kendileri de isteyeceklerdir. Nedenini söyleyeyim. Bakın ihracatçıların dün bir yorumunu okudum. Yine aynı konulara tekrardan dem vurmaya başladılar. İhracatçılar biraz isyan etme noktasına gelmişler. Yani ihracat yapamıyorlar. Onlar ihracat yapsın diye Türk halkı fakirleşmesi lazım ki onlar ihracat yapabilsin. Yani böyle bir döngünün içerisinden nasıl çıkacağız derseniz çalışarak, kazanarak ve daha iyi üreterek çıkacağız. Bunu başarabilirsek inşallah dolar TL'yi konuşmayız.